Şükür şükür çok güzel bir yerdeyiz. Bebek iskelesine geldik. Dayanamayacağım. Yakından bakacağım, hadi gelin. Bu bir tema parkı. Ey derdimin çimenliğine su veren. Şu an bulunduğum yer, bu merdivenden korkmuyorum, beni yenemeyecek. Bu gökyüzüne kadar giden merdivenleri. Bu merdivenlerin sonunda ne olduğunu size anlatacağım. İstanbul'da böyle bir yer olduğunu ben bilmiyordum. Şurası annemin penceresi. Herhalde bebeğe kadar gelmişken buranın bir klasiği olan bu tarafa mı baksam, bu tarafa mı baksam karar veremiyorum. Demek ki insanı şair yapan yokuşlar değil, şu manzaraymış. Bu sefer de denizden geleyim dedim. İstanbul'u sizin için bir deyişle kapattım diyebilirim. İstanbul'un iskelelerini geziyoruz ve iskelesinin yaşı şirket hayriyenin yaşıyla neredeyse denk olan bir yere geldim, bir semte geldim. Şıkır şıkır, büyülü, çok güzel bir yerdeyiz. Bebek iskelesine geldik ve bugün Bebek'i gezeceğiz birlikte. Öncelikle İstanbul'un bu en eski iskelelerinden bir tanesine bir bakacağız. Nasıl bir iskele? Ben şöyle görüyorum, iskele gibi iskele. Sonrasında bu iskelenin etrafında hayat nasıl şekillenmiş? Neler var, neler yok? İnsanlar burada nasıl yaşıyorlar? Birlikte izleyeceğiz. Yılında bu iskele yapılıyor ve bir ahşap iskele olarak yapılıyor ilk önce. Ve bugün de hala aslında uygun bir şekilde korunuyor Bebek iskelesi. 1890, 1911, 2000'ler derken birçok restorasyon görüyor. Ama restorasyonun özünde en önemli olan bu iskelenin ilk yapıldığı andaki gibi aynı işte de öyle korunmuş olması. Bebek iskelesi 1851 yılında hizmete açılıyor, yani şirketi Hayriye ile yaşıt. İskele önce ahşap kazıklar üzerine inşa ediliyor ama sonra yavaş yavaş bu kazıklar değiştirilerek günümüzdeki haline getiriliyor. Ve 2001 yılında en özgün mimarilerden birine sahip olan bir iskele olarak Bebek iskelesi koruma altına alınıyor. İstanbul'un iskeleleri içerisinde en böyle hani kendine has, kendine özgü olanlarından bir tanesi Bebek iskelesi. Şimdilik günde 19 sefer yapılıyor. Yani 19 defa buraya gemiler yanaşıyor, gemiler buradan hareket ediyor. Elbette müdavimler var ama müdavimlerin yanı sıra bir de Boğaz hattını gezerken buradan yolu gelip geçen turistler de var. İstanbul'un belki de en güzel semtlerinden bir tanesi diyebilir Bebek. Ama buraya gelip de eğer şu güzelim iskeleyi görmezseniz gerçekten buluşurum. Genelde İstanbul'u yağmurla birlikte andığımızda aklımıza böyle biraz tatsız şeyler geliyor. İşte kalabalık geliyor, trafik geliyor, yoğunluk geliyor, birdenbire işte bir yerden bir yere gidememek geliyor. Oysa gözümüzün önünde bu kocaman deniz her yerden her yere bizi götürüyor işte. Hem sessiz hem de hiç kalabalık değil. Baksanıza.
Bu neden burada biliyor musunuz? Hani iskeleye geldiniz, inemem ben, binemem ben dediniz. İşte tam öyle bir anda, diyelim ki dizinizden rahatsızsınız, diyelim ki işte o vapurun merdivenlerini, vapurun basamaklarını çıkmakta zorlanıyorsunuz ya da inmekte. İşte böyle bir yardım yapılıyor, böyle bir destek veriliyor. Şunu bilir, şunu söylerim. Eğer bir semtin bir parkı varsa ve o parktaki ağaçlara insanlar gözü gibi bakmışsa orası güzel bir semttir. Dayanamayacağım, yakından bakacağım, hadi gelin. Ay benim canım. Devrilmesin diye, yıkılmasın diye tamir edilmiş. Çünkü üst dallarında yeniden yeşeren minik yapraklar var. İnsan kendini böyle bir ağacın yanında küçük, zavallı ve hayatın getirdiklerine karşı ne kadar savunmasız hissediyor. Oysa o her şeye dayanmış. Her şeye rağmen bütün iklim, işte hava, İnsanların bazen yeri geldiğinde eziyeti her şeye rağmen gitmemiş, burada kalmış. Örnek almamız gerekiyor. Söyleyin o bilge çınara, bana tombul demeyi bıraksın, o kendi gövde çevresine baksın. Bu arada bakmayın desteklerle ayakta durduğuma, hala sizleri kucaklayacak kadar güçlü ve sağlıklıyım. Hadi sarılsanıza bana. Şimdi bu aslında bir ağaç gibi görünüyor ama aslında bir ağaç asla değil. Bu bir tema parkı. Evet, bir zamanlar boylu boyunca belki de Bebek sahilinde uzanmakta olan bu ağaç bugün çocukların en güzel eğlence arkadaşı, oyun arkadaşı. Şimdi oyun arkadaşımla birazcık vedalaşacağım ve canım kahve istiyor. Gidip bir kahve içeceğim. Hadi gelin. Arkamda görmüş olduğunuz kişi meşhur divan edebiyat şairi Fuzuli. Şöyle diyor: "Ey derdimin çimenliğine su veren ve sırların ipucundan düğümü çözen." Böyle bazı anları sonsuza kadar yanında saklamak istiyor. Bazı tatları, bazı anları, bazı manzaraları. İşte bunun için neyse ki bir zamanlar fotoğraf icat edilmiş de şimdi alıp böyle cebimizde bütün hikayelerimizi gezdirebiliyoruz. Tam öyle bir andayım. Bıraksanız beni böyle sonsuza kadar sürsün isteyeceğim. Böyle bir an, böyle güzel bir lezzet, böyle güzel bir kahve. Dahası Bebek'te iskeleye şöyle birkaç dakikalık mesafedeyim şu anda. Böyle güzel bir manzara. Bebek'teyiz ve Bebek'te bu
tarafa doğru sahil yolunu takip ettiğinizde işte Yeniköy, Tarabya, İstanbul'un böyle ana merkezlerinden uzaklaşıp küçük küçük merkezlere doğru gittiğiniz yerler var. Şu an bulunduğum yer ise Bebek. Bütün buralar Bebek. Bu tarafa doğru gittiğiniz zaman da işte Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy gibi böyle daha İstanbul merkezine doğru ve dediğim gibi şu an bulunduğum yer Bebek. Arkamda görmüş olduğunuz şöyle yokuşu boylu boyunca çıktığınız zaman da işte Etiler ve Etiler sırtlarına doğru gidiyorsunuz. Peki ben nereye gitsem acaba diye düşünüyorum. Tabii ki Bebek. Bebeğin ara sokaklarına gideceğiz şimdi. Bakalım bir iskele bu semtin hayatını, hikayesini nasıl değiştirmiş? Hadi. Bebek deyince herhalde yokuşların olmadığı ya da işte zaten Bebek böyle engebelerin üzerine kurulmuş olan bir semt. Ben bu merdivenden korkmuyorum, beni yenemeyecek. Ben gidiyorum. Benimle gelmeye var mısınız? Belki de artık şemsiyemi bir güç olarak kullanma vakti gelmiştir. Şimdi şemsiyemi kapatıyorum ve bu gökyüzüne kadar giden merdivenleri çıkacağız beraber. Bebek deyince herhalde bu merdivenler, bu yokuşlar olmadan düşünemezdik değil mi? 10 dakikaya gelmezsem arayın beni. Hayır, bir de bunun inişi var. Şimdi yokuşun sonunda, daha doğrusu bu merdivenlerin sonunda ne olduğunu size anlatacağım. Böyle merdivenleri çıkıyorsunuz. Ta sonuna kadar, burada gökyüzüne kadar çıkıyorsunuz. Evler var. Sağlı sollu, sollu sağlı evler. Bebeğin o güzel ve karakteristik özelliklerini yansıtan evleri. Yani ara sokaklar da kendine has başka başka hikayeler anlatıyor. Aslında hepsine girmek istiyorum, hepsini merak ediyorum ama şurada köşede sanki bir şeyler gördüm gibi. Hadi gidip bakalım. İşte birdenbire böyle bir ara sokağa girip sonrasında böyle bir geçitten bir sokaktan bir sokağa ulaşabiliyorsunuz. Yani Bebek deyince tabii aklımıza sadece ve sadece iskele, sadece deniz kıyısı yerler gelmemeli. Bu arka sokaklarda, ara sokaklarda çok güzel hikayeler var. Yine merdivenler. Thank you.
İstanbul'da böyle bir yer olduğunu ben bilmiyordum. Burası birçok insanın bir arada yaşadığı böyle bir misafirhane ve konuk evi gibi. Tabii ki kimsenin rahatını kaçırmamak ya da kimseyi rahatsız etmemek için kapıdan içeri girmiyorum ama böyle ciğercinin kedisi gibi de buradan bakıyorum. Tam olarak bir roman hikayesi şu an karşımda duruyor. Birçok ev, birçok kapı, birçok pencere, kocaman bir avluya bakıyor ve kim bilir insanlar neler yaşıyor, neler hissediyor. Yoğurtçu Zülfü Sokak. Yine merdivenler ama bu sefer çıkmayacağım. Kesinlikle tanıyorum bu manzarayı, bu gördüğüm evin silüetini. Ya ben yaşamıştım burada ya da çok sevdiğim, çok iyi tanıdığım birisi yaşamıştı. İşte sanat öyle bir şey ki bir anda bir iskeleden çıkıyorsunuz, bir semte dahil oluyorsunuz. O semtin arka sokaklarında gezmeye başlıyorsunuz. O arka sokaklarda birdenbire bir sanat galerisi çıkıyor karşınıza. O sanat galerisinde bir sergi, o serginin içinde bir tablo, bir resim, bir heykel, bir eskiz, bir çizim. Sizi alıyor, belki çok iyi bildiğiniz zamanlara, belki de hiç bilmediğiniz zamanlara ve yerlere ve mekanlara götürüyor. İşte sanat böyle bir şey. Keşke her semtin sayısız ama sayısız sanat galerisi olsa ve işte böyle anlar yaşayabiliyor olsak. Orada sık sık sergiler değişse, birdenbire bir sanatçının hayal gücü karşımıza çıkıverse. Şu an içinde bulunduğum sergideki bu manzaraların hepsi bana çok tanıdık. Ya ben yaşadım bunlarda ya da çok iyi tanıdığım birileri. Annemin penceresi, şurası kardeşimin. Burada siz oturuyordunuz galiba ya da bak taşınabilirsiniz buraya. Burada bir kedi var, tanıdık. Yani şöyle, insan belki daha erken yaşlarda, işte üniversite çağlarındayken birbirinden apayrı yerlerde oturmak istiyor ama sonra zamanla bütün sevdiğiniz insanlar bir araya, hatta mümkünse tek bir apartmana toplansınlar, arkadaşlar, aile, hep birlikte yaşayalım istiyorlar. Bu tablo tam olarak benim bu hayalime karşılık geliyor. Birazdan sanki şuradan çıkıp el sallayacağım size. Thank you.
pencerelerin çok benzerlerini Bebek'te de görebiliyorsunuz. Ve bu evlerin aslında sadece Bebek'te değil yani her yerde, Taksim'de, Beşiktaş'ta, Kızıltoprak'ta, Ortaköy'de, Caddebostan'da, ne bileyim Maltepe'de, Ümraniye'de her yerde bu silüetleri görebiliriz. Üç boyutlu. Her zaman durup bir mola vermek gerekiyor. Çünkü neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Herhalde Bebek'e kadar gelmişken buranın bir klasiği olan şu dükkana girmeden buradan ayrılacağımı düşünmediniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, siz? İyiyim. Hem sizleri görmeye geldim. Burası böyle artık bir kültür mirası aynen, gibi oldu. Evet. Burayı görmeden olmaz. Hoş geldiniz. Bir de sizin şu meşhur badem ezmeden sadece iki tane tabii ama. Ki. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet sağ olsun. Olun. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Bir tarafta gezinti tekneleri, diğer tarafta ise birbirinden güzel evler. Bebek sahilinde yürüyoruz. Hafta sonu burada böyle hani yürüyecek ya da deyim yerindeyse adım atacak yer bulamıyorsunuz. Çünkü bir yandan sportif faaliyetler yapılıyor, bir yandan böyle oltalar atılıyor. Diğer taraftan da insanlar birbirleriyle selamlaşıyorlar. Burası çok duygulu bir yer aslında. Denize yine çok yakın olduğunuz ama bunun yanı sıra yavaş yavaş böyle sanki bir şairin, bir şiirin seslerini duyabildiğiniz de bir yer. Malum İstanbul'da yavaş yavaş kış kendini göstermeye başladı. Ben de sizi öyle bir yere götüreceğim ki bir İstanbul aşığı şairin evine. Bu tarafa mı baksam karar veremiyorum. İtiraf edin, buradan geçerken aklınızdan şu cümle tam olarak geçiyordur. Keşke benim olsa, keşke hepsi hepimizin olsa. Yan yolları. Demek ki kendisi de bu yokuşu böyle çıkıyordu. Bu yokuşu çıkınca ki Bebeğin yokuşları meşhur, insan şair oluyor demek ki. Bir zamanlar büyük şair Tevfik Fikret'in yaşamış olduğu Ahşam Müzesi'ne geldik. Demek ki insanı şair yapan yokuşlar değil, şu manzaraymış.
güzel pencerelerinden bir tanesi bu. En güzel manzaralarından birine bakıyorum. İstanbul'un iskelelerinde Bebek'teydik ve artık yavaş yavaş böyle gün inerken Bebek'te çok özel bir pencerede size veda etmek istedik. Bebek kendine has semtlerden bir tanesi. İstanbul'un küçük ama kendine özgü yerlerinden bir tanesi. Avare çocuklara seslenir Tevfik Fikret. Şu an onun yatak odasındayız. Hele sizler, hele sizler diye seslenir. Kim bilir belki de bu pencereden seslenmektedir. Boğaza, Boğaz kıyısınca şu an görebildiğim tüm iskelelere, buradan geçip giden herkese belki de seslenmektedir. Her iskele bizi bambaşka sürprizlerle karşılıyor. Her iskelenin içinde gizli birçok hikaye var ve gizli birçok pencere.